Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Sevgili dostlarım altın ve gram altın değerlendirmesi yapacağız. Altın ons ve gram altın değerlendirmesi yapacağız. Altın ve gram altın değerlendirmesi yapmadan önce bu petrol tarafına bir bakalım. Petrol tarafında neler olabilir? Çünkü altın fiyatlanması ile petrol fiyatlanmasının ilgisi bayağı bir var. Altına baktığımız zaman arkadaşlar altında şu 18 dolarlarda bir fiyatlanma arkadaşlar şurada bir 18 dolarlar civarında bir dip çalışması yaptığını görüyoruz. Petrol buradan benim tahminime göre arkadaşlar bir 27 dolarlara doğru hareket edecek. Kısa da şu şekilde bir hareket yapıp 27 dolarlara doğru yönünü çevireceğini tahmin ediyorum ben. Bu 18 dolarlarda kalıcılık sağlayabilir mi? Sağlayacağını pek düşünmüyorum arkadaşlar. Yukarıya doğru 27 dolarları test etmeye gidecek diye düşünüyorum ben petrolün. Evet, şurada gördüğümüz bir 27 dolar direncimiz var. Bu 27 doları da yukarıya doğru kırabilir. 35-36 dolarlara doğru petrolün hareketini yukarıya yönlü çevireceği tahminim var arkadaşlar benim. Bunun içinde 18 dolarlar takribi stop yeri olarak düşünülüp yukarıda ilk etapta petrolde 27 dolar ve üzerinde 32, 33 ve 35 dolar aralıkları petrolde takip edilebilir. Petroldeki bu yukarı yönlü hareketle birlikte altının da yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi olasılığı mevcut arkadaşlar. O yüzden altın ons ve gram altına da bakalım ne gibi hareketler edebilir. Evet, altın tarafına geçtiğimiz zaman arkadaşlar biliyorsunuz son videomda bana bazı arkadaşların soruları vardı. Bazı analiz arkadaşlar altının düşeceğini söylüyor. Siz ne diyorsunuz diye. Ben de altının düşeceğiyle ilgili herhangi bir sinyal oluşmadığını, grafiklerde bunu görmediğimi sizlere belirtmiştim. Çok şükür bunda da yanılmadık arkadaşlar. Altın tekrardan ulaştığı yüksek seviyelere doğru hareketine devam etmeye başladı. Uygulayan arkadaşlar da varsa, sabırlı olan arkadaşlar da varsa tekrardan kazançlarına kazanç katmaya devam ettiler diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, altın onsta şimdi arkadaşlar bakın beni çok iyi dinleyin. 1690 artık bu 1690 seviyesi çok önemli. 1690 üzerinde kaldıkça 1726 şuradaki 1725 diyelim düz olsun tam. 1690 üzerinde kalışlarda 1725. Bu bir kanalımız hala devam ediyor. 1725'te yukarıya doğru kırılabilirse 1725'i de yukarıya doğru kırabilirse arkadaşlar yukarıda zirve seviyemiz 1748 var. 1748 aşılabilirse de 1760 kanal aralığımız 1748 ve bir yerde bulunmakta. 1690 altında kalışları kötü senaryoda arkadaşlar 1690 altında kalışlarda 1600 şurası da her zaman olduğu gibi aklımızın bir ucunda bir taraf 1640. Takip etmemiz çok kolay. Bunu ben sizler için zaten kolaylaştırıyorum. Takibinizi de kolaylaştırıyorum. 1690-1725 ilk aralığımız arkadaşlar. 1725'i takip edeceğiz. Yukarı doğru kırılıp kırılmayacağına bakacağız. 1725'i eğer yukarı yönlü kırabilirsek bu sefer 1725-1748 zirvesi olan eski bant aralığımız devreye girer. 1725-1748. 1748 de yukarıya doğru kırılabilirse de 1748-1760 bantları takibimizde olacak. Önemli bant aralıkları olarak gözükmekte. Günlük kapanışlarda 1690 takibimizde. Henüz altında geriye yönlü bir sinyal gözükmemekte.
O yüzden bu verdiğim rakamlar takibinizde olsun arkadaşlar. Bunları takip ediyoruz. Eğer ki geriye dönüş hacimlerde ve geriye dönüşlerde herhangi bir olumsuz bir durum görürsem de ben size zaten bunu videolarımda bildireceğim. Şimdilik öyle bir durum gözükmemekte arkadaşlar. İlk etapta 1725'e dikkat edeceğiz. 1725'li seviyeleri takipte kalacağız. Altın olsa bakalım buradaki direnç yukarı yönlü kırılabilecek mi? 1725-1730 aralığındaki direnç de yukarı doğru kırılabilirse altın bu sefer 1748 Fibonacci değerlerindeki dirençleri test etmeye de gidebilir arkadaşlar. 1690 üzerindeki kalışlar altın onsta ana hedef 1800 seviyelerine doğru hareketi çalıştırabilir. O yüzden altın onsta dikkatli oluyorsunuz. Verdiğim seviyeleri, kanal aralıklarını iyi takip ediyorsunuz. Gram altına da bakalım, gram altında neler olabilir. Evet arkadaşlar, gram altına da baktığımız zaman gram altında da gene hacmin yüksek olduğunu ve gram altında 378 üzeri kalışların gram altını tekrardan yukarıya taşıyacağını son videomuzda tekrar sizlere anlatmıştım. Panik gibi düşüş beklemediğim yönünde de sizleri uyarmıştım. Takip eden arkadaşlarımız bilir. Şimdi arkadaşlar 380 hala bizim için önemini koruyor. 380 artık bir destek haline geldi gram altında. 380 takibimizde olacak. 380 üzerinde kalışlar bize tekrardan eski zirvemiz olan 388 seviyesine doğru gram altında taşır. Altın ons ve dolar TL'nin hareketlerine bağlı olarak da bu 380-388 aralığı bir bant aralığı olarak da düşünebiliriz. 388 üstünde bizi bekleyecek seviyemiz gram altında 395 direnci mevcut arkadaşlar. 395 direncimiz mevcut. 388 ilk etapta takip edeceğiniz ana direnç. Eğer 388 yukarı yönlü kırılırsa da takipte kalacağımız önemli bir direnç seviyesi de 395 395 400 aralığı. 395 400 aralığı olarak gram altında gözükmekte arkadaşlar. Gram altında 370 üzerinde kaldıkça arkadaşlar 370 üzerinde kaldıkça hala olumludur. Bazı arkadaşların dediği gibi düşmez. 370 kırılmadıkça gram altında düşüş beklemek komediden öteye gitmez. O yüzden en yakındaki destek noktası da takip edilecek en yakın destek noktası da 380 seviyesidir. 380 üzerindeki kalışlar gram altını hala kuvvetli kılar ve 388 yukarıdaki direncine doğru ataklar göstermesini sağlar. 388 de yukarı yönlü kırılabilirse bunu takip edeceğiz. 388'i yukarı yönlü de kırabilirse arkadaşlar gram altında 395 bekleyeceğimiz ilk önemli direnç noktası olarak gözükmekte. Zaten ben de size günlük videolarımda kanal aralıklarını ve yön konusunda yardımcı olmaya çalışacağım. Takipte kalın. Videonun size faydalı olduğunu düşünüyorsanız da kanalıma bir beğeni atarsınız. Kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da kanalıma abone olup bir de arkadaşlar size şunu hatırlatayım. Kanalın abone ol butonunun yanında bir bildirim zil sesi var. Bu bildirim zil sesini açık konumda tutun ki videolarım size ulaşabilsin. Anında yayınladığım videolarım size ulaşabilsin. Bu bildirim zil sesini açmazsanız yaptığım videolar size çok geç ulaşacak. Belki de ulaşamayacak. O yüzden bu çok önemli. O bildirim zil sesini mutlaka açık konumda tutun arkadaşlar. Şimdilik altın tarafında söylemek istediklerim bunlardan ibaret. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.